Yokluk içinde büyümek, her istediğine sahip olamamak, sefalette yarı aç, yarı tok kalmak, bunların hepsini yaşadım. Ama o günleri özlüyorum. O küçücük evde, büyük hayaller kurduğum günleri özlüyorum. Varlık içinde olup da aç kalmak daha zormuş. Bunu çok geç anladım. Açlıktan daha önemli olan şey anne ve baba sevgisiymiş. Merhaba ben Bayram. Kars'ın Kazman Köyü'nden dilsiz Bayram. Şu an 34 yaşındayım. Aslında dilsiz değilim. Çok fazla konuşmadığım için bana bu lakabı taktılar. Sesim çok güzeldi eskiden. Hatta bir iki defa köy düğünlerinde türkü bile söylemiştim. Fazla konuşmazdım. O zamanlar köyde annem, ben, babam ve küçük amcam Ömer'le kalırdık. Amcamın da saç olmasına rağmen kel olan derlerdi. Onun sebebi ise amcam kel olan misali köy köy gezip iş arar, Kazancını gelir köylülerle paylaşır yermiş. Eli açık, gönlü boldu amcamın. Gelirimiz azdı. Kıt kanaat geçinirdik. İki tane ineğimiz, bir tane koyunumuz, bir de çok fazla hasat vermeyen bir tarlamız vardı. Bunların geliri bizim karnımızı doyurmaya yetiyordu. Ben o zamanlar 10 yaşındaydım. Babam tarlaya gider gelir. Arada da köyde yevmiye usulü başkalarının tarlalarındaki hasada giderdi. Amcam köy köy gezer, kazandığını günü birlik yerde. Annem ve ben evde hayvanlarla uğraşır, günümüzü geçirirdik. Akşamın biri, babam eve gelince farklı bir sevinçle yüklüydü. Anneme, hanım, o tarlayı aldık, dedi. Annem de babama bakarak, ah be Yaşar, başına bela mı aldın o tarlayı? Ekini olmaz, suyu akmaz, taş dolu kuru in, dedi. Babam anneme deme öyle Hacer, bak gör, o kurt inini ne hale getireceğim ben diye karşılık verdi. O tarlanın adı o gün bugün kurt ine olarak kaldı. Ertesi gün babam, annem, ben hep birlikte gittik o tarlaya. İki büyük kaya arasında eğimli taşlı bir tarlaydı. Kurt ine demelerinin sebebi ise tarlanın her yerinde obruklar vardı. Meğerse onları kurtlar kışın soğuktan korunmak için yapmışlar. İlgimi çekmişti, değişik gelmişti bana. Önceden böyle şeyler görmemiştim. O gün annem, ben ve babam akşama kadar tarlanın taşlarını ayıkladık. Bir hali meşakkatli olmuştu. Yorgunluk bir kenarda dursun, o gece bizim için unutulmaz bir gece olmuştu. Hayatımdan çıkartmak isteyip de asla çıkaramayacağım bir geceydi. Hava yavaş yavaş kararıyordu. Artık eve gitme zamanımız gelmişti. Annem yanıma gelip, haydi oğlum gidiyoruz dedi. Ben de elimdeki küçük çapayı heybenin gözüne koydum ve tarladan yavaşça uzaklaşmaya başladık. Tam o sırada, babamın bir noktaya dikkatli bir şekilde baktığını gördüm. Baba nereye bakıyorsun dedim. Babam sus, ses çıkartma dedi. O küçük obrukların birine bakıyordu. Ben de o noktaya dikkat kesildim. Orada bir hareketlenme vardı. Ben onu kurt yavrusu sandım. Havanın karanlığında fazla belli olmuyor. Babamsa tuhaf davranıyordu. Birini dinliyormuş gibi dikkat kesiliyor. Kısık sesle ona karşılık veriyordu. Ve sonra ince ve kısık bir sesle de tamam dedi. Yavaşça yere eğildi. Eline irice bir taş alıp anneme ve bana siz burada bekleyin dedi. O obrağa doğru yürüdü yavaş ve ürkek adımlarla. Ve sonra elindeki taşı hızlı ve sert bir şekilde yere attı. Ardından eğilip baktı. Ben merakıma yenik düşüp babamın yanına gittim. Babamın yerde baktığı şeye baktım. Bu bir yılandı. Kalınlığı ortalama bir kürek sapı kadar vardı hatırladığım kadarıyla. Babam onu öldürmüş, kafasını ezmişti. Babam yine sessizce bir şeyler söyleyip mırıldandı. Ne dediği anlaşılmıyordu. Baba kiminle konuşuyorsun, neden öldürdün ki o yılanı dedim. Babam bir anda kendine geldi. Bulunduğu yerden ilkilerek kendini geri itti ve sonra korku dolu gözlerle bana bakarak ''Neden geldin buraya? Annenin yanında kalman gerekiyordu senin.'' dedi. Beni de alıp Oradan uzaklaştık. Hava birden zifiri karanlık oldu. Anlamsız sesler duymaya başladık. Uğultular vardı sanki etrafta. Bir şey ya da birileri koşuşturuyordu. Babam yağmur yağacak sanırım. Hızlı olun. Bir an önce köye varmamız gerekiyor dedi. Ama bu yağmur değil, kıyamet de adeta. O sesler hala kulaklarımda yankılanıyordu. Birilerinin canı yanar da, acı dolu bağırır ya, onun gibi sesler geliyordu.'' Annem de durumun farkındaydı. Elimden tutuyordu ama o nasıl bir tutma. Sanki elimi kıracaktı. Anneme anne canımı acıtıyorsun dedim. Tepki vermedi yine tekrarladım. Anne elimi bırak acıyor dedim. Annem telaşlı gözlerle etrafa bakıyor sanki beni hiç duymuyordu. Babam anneme hatun sakin ol çocuğun elini bırak dedi. Annem kendine geldi. O gece köye 10 dakikada varmamız gerekirken sanki saatlerce yol gitmiş gibiydik. Sesler ve uğultular devam ediyordu. Birileri bizi kovalıyordu. Bunu göremesem de hissedebiliyordum. Yatsa ezanıyla sesler kesildi, hava duruldu. Biz de nihayet köye giriş yapmıştık. Eve girer girmez annem ve babam kapıları, pencereleri telaşla kapattı. Bütün ışıkları yaktı. Bir şeyler ters gidiyordu. Bu belliydi. Annem beni alıp odama götürdü. Yat, uyu sen, çok yoruldun dedi. Ben yatağıma yattım ama uyuyamıyorum. Sanki pencerenin arkasında biri beni izliyordu. Yatakta saatlerce sağa sola dönüp durdum. Sonra tuvalete gitmem gerekti. Odadan çıktım. Annem ve babam uyumamıştı. Sesler geliyordu. Öyle bir kulak misafir oldum. Babam ağlamaklı bir sesle istemeden yaptım. O söyledi bana. Ben istemedim onu öldürmek diyordu. Annem de hocaya gidelim. Bunun mantıklı bir açıklaması vardır dedi. Ben de babamın o yılanı öldürdüğü için vicdan azabı çektiğini düşündüm. Tuvalete gittikten sonra tekrar odama geçip yattım. Zor bela sabah olmuştu. Odadan çıkıp salona geçtim. Annem ve babam bahçede biriyle konuşuyordu. Dışarıya çıktım. Konuştukları kişi bizim caminin hocasıydı. Cami bizim eve yakın olduğu için hoca namaz vakitleri sürekli bizim kapının önünden geçerdi. Babam kafası öne eğik hocaya bir şeyler söylüyordu. Hoca da babamın omzuna elini koyarak bir şey söyledi ve babamın yanından ayrıldı. Annem ve babam eve girdiler. Ben de ne olduğunu sordum. Annem bir şey yok oğlum. Hoca efendi bizim evde Kur'an okumaya gelecek. Temizlik yapmam gerekiyor dedi. Babam hiç konuşmuyor. Sürekli camdan dışarı bakıyordu. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Sanki gece boyu hiç uyku uyumamış gibiydi. Bu durum beni üzüyordu. Babama, baba bugün tarlaya gitmiyor muyuz dedim. Bir süre yüzüme boş boş baktı ve daha sonra hayır, oradalar, ''Onlar beni bekliyorlar. Kafamı ezecekler. Gözlerimi çıkaracaklar. Beni öldürecekler.'' dedi. Ben de ''Baba ne diyorsun? Kim seni öldürecek? Korkuyorum.'' deme öyle şeyler dedim. Babam sanki bir ruh gibi gözlerime bakmaya devam etti ve bir süre sonra tekrar cama döndü. Annem odaya girdi o sıra. ''Anneme, anne. Babam bana saçma sapan şeyler söylüyor. Korkuyorum.'' dedim. ''Annem korkma oğlum. Baban dün gece uykusuz kaldı. Tarlada çok çalıştığı için.'' O iyi, korkacak bir şey yok dedi. Aradan biraz zaman geçti. Öğle ezanından sonra caminin hocası bize geldi. Kur'an okuyup, tütsü yakıp, muskalar yazdı. Her birimize birer tane muska verip, bunları boynuzdan çıkartmayın dedi. O günden sonra babam normale döndü sanki. O gece hiç yaşanmamış gibi oldu. Günlerimiz aynı rutininde geçiyor. Tarla, hayvanlar, ev işleri derken hayat akıp gidiyordu. O gecenin ardından aylar geçti. O tarlaya ektiğimiz hasadı toplamaya gidecektik. Babam bu işin altından tek başıma çıkamam. Ömer'i de çağıralım dedi. Annem olur çağıralım dedi. O zamanlar cep telefonu falan çok yaygın değildi. Ev telefonu vardı. Amcamın gittiği köyün muhtarını aradı babam. Ömer'le görüşmem gerekiyor muhtar dedi. Babam telefonu tamam diyerek kapattı. Aradan yarım saat sonra tekrar aradı. Bu sefer telefonu amcam açmış olacak ki. Babam Ömer tarla işimiz var hasat iyi şükür. Yalnız tek halledemeyiz. Yabancıya gitmesin sen de gel. Yardım et payını veririm kardeşim dedi. Amcam kabul etmiş olacak ki. Tamam halde. Yarın görüşürüz dedi ve telefonu kapattı. O gün biz tarlaya gidip ufak tefek hasat hazırlıkları yaptık. Tarlaya ağaç çekirdeği dikmiştik. Annem ve babam ellerinde birer biçkiyle ağaç çekirdeklerini kesmeye başladılar. Ben de bir köşede kucağımda kocaman bir ağaç çekirdeği ile birlikte hem yiyor hem onları seyrediyordum. O gün fazla bir iş yapılmadı. Tarlanın beşte biri, altıda biri bile bitmemişti. Ama saat bayağı olmuştu. Babam o gecenin etkisiyle olacak ki o tarlada hava kararınca kalmak istemiyordu. Güneş batar batmaz malzemeleri toplayıp eve gittik. Ertesi gün sabah erken saatte kapımız çalındı. Gelen amcamdı. Hep birlikte kahvaltı yapıp, sonra yine malzemeleri hazırlayıp tarlanın yolunu tuttuk. Ben de bir tuhaflık vardı. Gece boyu uyumama rağmen uykusuz hissediyordum kendimi. Güç bela yürüyordum. Tarlaya varmıştık nihayet. Amcam tarlayı görünce maşallah abi evet iyi hasat çıkmış dedi. Babam da çok bedel ödedik bu tarlaya. İnşallah şimdi karşılığını alma zamanı kardeşim dedi. Amcam babam ve annem hep birlikte ellerine biçkileri alıp ağaç çekirdeklerini kesmeye başladılar. 3-5-10 derken ardı ardına kesiyorlardı. Benimse uykum gelmişti. Gözlerim kendi kendiliğine kapanıyordu. Olduğum yerde uyuyakalmışım. Uyandığımda güneş batmak üzereydi. Amcam ve babam bir şeyler konuşuyorlardı. Babam olmaz gidelim diyor. Amcam daha erken abi. Bir dünya iş yapılır. Yat sezanına kadar. Acele ne diyordu. Biraz ısrar edince babam iyi madem ama yat sezanına kadar değil bir saat daha çalışalım gidelim dedi. Amcam da iyi tamam. Sen ne zaman beridir karanlıktan korkuyorsun diye babamla şakalaştı. Babam da amcamın boynundan tutup onu yere yatırmaya çalıştı. Öyle böyle derken bunlar tarlanın ortasında güreş tuttular. Seyretmesi çok eğlenceliydi. Yaklaşık beş dakika kadar birbirlerini yıkmaya çalıştılar. Güreş annemin yeter artık birbirinizin canını yakacaksınız bırakın güreşmeyi demesiyle sonlandı. Amcam ve babam tekrar biçkileri alıp işe koyuldular. Annem yorulmuştu. Yanıma gelip oturdu. Benim yine uykum vardı. Olduğum yere uzanıp öyle babamla amcamı seyrediyordum. Babamın tuhaf hareketler yaptığını gördüm. Yine bir noktaya uzun uzun dalıyordu. Anneme, anne, babam da yorulmuş belli, baksana hareket etmiyor dedim. Annem, evet oğlum fark ettim. Sen burada kal dedi ve kalkıp babama doğru ilerledi. Babam annemi görünce işine döndü. O ara gözlerim dalmış, yine uyumuşum. Aradan kaç dakika geçti bilmiyorum. Bir anda annemin çığlıklarına uyandım. Gözlerimi açtığımda babam kanlar içinde amcamın kollarında yerde yatıyordu. Yanlarına gittim ki aman Allah'ım babamın kolu kesilmiş. Amcam hemen sırtındaki gömleği babamın kesilen koluna sardı ve babamı ayağa kaldırmaya çalıştı. Babam sanki hiç acı çekmiyormuş gibi sakin ama bir o kadar da ruhsuz davranıyordu. Annem babamın boynuna baktı. Muskası yoktu. Muhtemelen amcamla şakalaşırken düşürmüştü. Annem yerlere baktı ama yok. Amcam babamı zorla yürüterek köye doğru gitmeye başladık. Havada yine bir tuhaflık vardı. Aynı o geceki gibi sesler, uğultular, gölgeler geçiyordu sağımızdan solumuzdan. Ben çok korkuyordum. Annem benim elimi yine sıkıca tutmuş. Koşar adımlarla hem ağlıyor, hem dua ediyor, hem de yürüyordu. Benim elim yine acıyordu ama babamın kolu kadar acıdığını düşünmüyorum. Babam bir ara durup arkasına döndü. Yine bir noktaya bakarak tamam dedi ve bir çırpıda amcamın kollarından kurtulup o baktığı yere doğru koştu. Yanımdan hızla geçti. Kolundan akan kanları görebiliyordum. Amcam bir an sendeledi be. Neye uğradığını şaşırdı. Daha sonra kendini toparlayıp babamın peşinden koştu. Anneme bakarak "Yenge siz eve gidin hemen. Ben abim bulup gelirim." dedi. Annem beni de alıp koşarak köye götürdü. Beni eve sokup "Sen sakın dışarıya çıkma." dedi. Evdeki el fenerini alıp annem de tekrar tarlaya doğru koştu. Ben korkudan pencereden bile bakamıyordum. Bir süre sonra evin etrafında koşuşturma sesleri duymaya başladım. Camın önünden gölgeler hızla geçiyor. Adeta birbirlerini kovalıyorlardı. Yavaşça perdeyi aralayıp baktığımda oracıkta dondum kaldım. Karşımda iki tane göz vardı. Dünyanın en çirkin ve korkutucu gözleri bana bakıyordu. Büyülenmiş gibiydim. Bir süre ona öyle baktım. Gözlerimi çeviremiyordum. İstemsiz hareketler yapmaya başladım. Anlamsız sesler duyuyordum. Sanki anlamış gibi sesleri komut, tepki veriyordum ama ne yaptığımı bilmiyordum ve sonra o gözlerin sahibi konuştu. Çirkin bir ses tonuyla ''Aç kapıyı Ademoğlu'' dedi. Ben bir anda perdeyi tekrar kapattım. Olduğum yere dizlerimin üstüne çöküp bildiğim duaları okumaya başladım. Hayatımın en korkutucu akşamıydı o akşam. Yaklaşık bir saat kadar bir zaman geçti sanırım. Birden kapı sertçe vuruldu. Bir an olduğum yerden sıçradım. Hemen kapıya koşup kim o dedim. Ağlamaklı bir ses tonuyla karşı taraf cevap verdi. Benim oğlum aç kapıyı dedi. Bu annemin sesiydi. Hemen kapıyı açıp kendim kollarına attım. Anne çok korkuyorum. Dışarıda kırmızı gözlü adamlar var dedim. Annem korkma. Korkacak bir şey yok. Onlar sana zarar vermezler. Senden bir şey istemiyorlar. Onların derdi babanla dedi. Ben de babamdan ne istiyorlar dedim. Annem çirkin bir sesle gülerek ölmesini istiyoruz. Onun da ölmesi gerekiyor Adem oğlu dedi. Kafamı kaldırıp anneme baktığımda o annem değildi. O uzun boylu, eğri büyülü, camın diğer tarafındaki kırmızı gözlü adamdı. Onun kollarından kurtulmaya çalıştım. Bana sımsıkı sarılmıştı. Kurtulamıyordum. Sesim de çıkmıyor, bağıramıyordum. O ağırlık beni yere yatırdı. Uzun, sivri tırnaklarıyla tişörtümü yırttı ve karnıma yine uzun sivri tırnaklarıyla bir şeyler yazdı. Canım çok acıyor ama hareket edemiyordum. O zaman tabirini yapamazdım ama şimdi yapabilirim. Sanki narkoz yemiş gibiydim. Bütün vücudum uyuşuk haldeydi. Yavaş yavaş gözlerim kararmaya başladı. Gerisini hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde başucumda annem ve amcam vardı. Annem ağlıyordu. Amcamsa bana bakıp sen ne yaptın kendine dedi. Ben de kısık bir sesle bunu ben yapmadım. Eğri büğrü adam yaptı dedim. Amcam ne eğri büğrü adamı bayram dedi. Ben biraz kendime gelince olanları anlattım. Karnım çok acıyordu. Amcam karnımdaki kanları temizledikten sonra orada Arapça bir şeylerin yazdığını gördü. Aman Allah'ım dedi ellerini ağzına kapatarak. Anneme bakarak yenge bunu bayram yazmış olamaz dedi. Annem hemen apar topar evden çıktı. Amcam nereye gidiyorsun yenge dedi. Annem amcama yeğenimin yanında kal diye seslendi. Bir süre sonra amcam yanında cami hocasıyla geri geldi. Hoca hemen benim yanıma çömelip karnıma baktı ve sonra amcama yatağa yatırın dedi. Ben anneme babam nerede dedim. Annem baban hastanede oğlum korkma her şey yoluna girecek dedi. Hoca anneme bakarak bu çocuğun muskası nerede dedi. Annem de boynundaydı hocam. Hiç çıkartmadık diye söyledi ama muska boynumda değildi. Ben yavaş yavaş hatırlamaya başladım. Hocaya bakarak "Hocam o eğri büğrü adam bana muskayı çıkart dedi." Ben de istemsiz olarak çıkarttım sanırım dedim. Annem hemen salona koştu. Evet, muska oradaydı. Yerde öylece duruyormuş. Annem muskayı getirip boynuma taktı. Takar takmaz vücudumu tarif edilemez bir acı kapladı. Canım çok yanıyordu. Yerde debelenmeye başladım. O acıyı kelimelerle anlatamam. Hoca anneme bakıp bu çocuğu sahiplenmişler dedi ve boynumdaki muskayı çıkarttı. Muska boynumdan çıkınca rahatladım. İçimde farklı bir duygu vardı. Ben ben değildim sanki. Kendimi tuhaf hissediyordum. Hoca benim yanıma oturup kulağıma bir şeyler fısıldadı. Ben o an uykuya daldım. Uyandığımda annem, amcam ve hoca vardı evde. Hoca anneme durum çok ciddi. Şerli varlıklar canı can istiyor dedi. Annem ağlamaya başladı. Amcam ne demek şimdi bu? Nasıl yani dedi. Hoca amcama dönerek sen olayı tam olarak biliyor musun dedi. Amcam öyle böyle bir şeyler duydum ama hoca efendi ben onlara inanmam. Bunun mantıklı bir açıklaması olması lazım. Cinmiş periymiş hurafe bunlar. Bu olay bence psikolojik dedi. Hoca amcama bakarak deme öyle şeyler kızdırma onları. Onlar varlar senin benim kadar gerçekler dedi. Amcam gülerek siz kafayı onlarla bozmuşsunuz. Küçücük çocuktan ne istesinler dedi. Hoca kafasını öne eğdi ve canın istiyorlar dedi. Sonra da devam etti. O gün senin abin o tarlada o yılanı öldürdü ya o an musallat başladı. Onların canı yandıysa canını yakanların canını yakarlar. Bunu unutma dedi. Amcam alaycı bir şekilde gülerek yapma hocam sen din adamısın. Namazını kıl dua et. Milletin aklını bulandırma dedi. Hoca amcama o halde abine ne oldu? Niye kendini kesti diye sordu. Bir insan kendine bile bile bunu yapabilir mi dedi. Amcam da abim sakar. Bunu yengem de çok iyi biliyor hoca efendi dedi. Hoca gözlerini büyüterek amcama baktı. Yerinden öfkeyle kalkıp benim yanıma doğru geldi. Ben gözlerimi kapattım uyuduğumu sansınlar diye. Hoca benim tişörtümü yukarıya kaldırıp peki bu ne bu da mı psikolojik söylesene diye amcama bağırdı. Amcam buna bir şey diyemem deyip kemküm ettikten sonra ama o bir çocuk kendi de yapmış olabilir deyince hoca amcama bakarak boynunu büktü ve sen laftan anlamazsın sana onları göstereceğim dedi. Amcam tereddütlü bir ses tonuyla göster bakalım neye benziyorlarmış dedi. Hoca yeniden benim yanıma yaklaşıp cebinden çıkardığı muskayı benim göğsüme koydu. O esnada ben yine acı çekmeye bağırmaya başladım. Bir süre sonra yaşananları hatırlamıyorum. Hikayenin bir kısmını amcamın ağzından anlatacağım. Bayram tamamen kendinden geçmişti. Sesi soluğu çıkmıyordu. Hoca benden ona yaklaşmamı ve kim olduğunu sormamı istedi. Ben yaklaştım. Sen kimsin dedim. Cevap yok. Yeniden sen kimsin diye sordum. Yine cevap gelmedi. Hocaya dönerek "Dalga mı geçiyorsun? Bu nasıl bir seyir? Nasıl bir büyü bilmiyorum. Derhal kendine getir çocuğu." dedim. Hoca bayrama doğru bakıyordu. Ben de yüzümü ona döndüm. Aman Allah'ım. Bayram oturup pozisyona gelmiş bana bakıyordu ama o gözler onun değildi. Simsiyah gözleri vardı. Gözlerinin beyazı tamamen yok olmuştu yeğenimin. Kısık bir sesle de, Bayram dedim. Bayram aniden bileğimi tutup La hazen el mahruk la ena. Anlamışsa sen benim kim olduğumu mu sordunmuş? Ve daha sonra bizim konuşmaya devam etti. Ben Zumma, Zulmancin kabilesinden. Sen Adem oğlu, çamur parçası. Sen bize inanmıyorsun, biz de sana inanmıyoruz. Ama senin cehennemde yanacağın ateşi biz yaktık. Orada seni bekliyor dedi. Ben titrek bir ses tonuyla ne istiyorsun benim yeğenimden? Rahat bırak onu dedim. O şerli yüzüme bakarak onun babası benim canımdan can aldı. Ben de onun canı yakacağım dedi. Ben istemeyerek yapmış abim. Bilerek değil dedim. Şerli yüzüme bakıp senin abin bir kafir. Senin abin dinini imanını paraya sattı. Senin abin Marit kabilesiyle anlaştı. O tarlayı almasına da Marit kabilesi yardımcı oldu. O tarla karşılığında senin abin Allah'ını sattı ve o akşam benim yılan kılığına bürünmüş evladımı öldürdü. Marit kabilesinden Elhannan isimli bir cinle anlaşma yaptı. O tarla iyi verim verecekti ama bunun karşılığında Elhannan'ın istedikleri sorgusuzca yapılacaktı ve kabul edilecekti. O kabilenin galü beladan beri bizimle bitmeyen bir düşmanlığı var. Senin abini kullanarak benim yavrumu öldürdüler. Bunun karşılığı olmayacak mı sanıyorsun sen? Canacan Adem oğlu. Şu hoca bozuntusunu bu odadan çıkart da sana ne kadar güçlü olduğunu göstereyim. Belki o zaman inanırsın bize dedi ve anlamsız bir ses tonunda tiz ve çirkin bir şekilde bağırmaya başladı. Ben kulaklarımı kapattım. Hoca yaklaşıp muskayı aldı. Bayramın alnına elini koyup onu yeniden yatırdı. Ben ömrü hayatımda bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. O an inandım onların varlığına. Hikayeyi tekrar bayram anlatıyor. Ben kendime geldiğimde amcam, annem ve hoca bana bakıyordu. Amcam oğlum iyi misin dedi. Ben zar zor konuşuyordum. İyi değilim amca, göğsüm ağrıyor dedim. Hoca amcama bakarak bütün gücün ele geçirecek şerli. Ondan önce davranmamız gerekiyor. Kaybedecek vakit yok. Bayramı da alıp camiye gidin. Oraya gelemezler. Ben kör hocayı bulmaya gideceğim dedi. Annem ve amcam dua ederek beni camiye götürdü. Yere yatırdılar. Başucumda bekliyorlardı. Aradan yaklaşık 3 saat kadar bir zaman sonra caminin kapısı açıldı. İçeriye hoca ve hocanın kolunda bir adam girdi. Amcam ayağa kalkıp hoca yanıma geldi. O kolundaki kişi hocanın bahsettiği kör hocaymış. Adı Selim. Selim Hoca yanıma oturup elini yüzüme koydu. Korkma oğlum. İçindeki şerli burada sana zarar veremez. O ve onların en güçsüz oldukları yer burasıdır. Şimdi biraz canın yanabilir ama korkma. İçindeki şeytanın tohumunun can senden daha çok yanacak dedi ve avuçlarımı açmamı istedi. Ben iki avucumu birbirine birleştirdim ve açtım. Selim Hoca avucuma bir sıvı döktü. Şimdi avucunu kokla. Derin bir nefes al. İçine çek ve vücudunu serbest bırak dedi dediklerini harfiyen yaptım. O şeyi koklayınca burnum, genzim, boğazım ve gözlerim yandı. Evet canım acımıştı ama anlık oldu ve sonrasını yine hatırlamıyorum. Kendimden geçmişim. Uyanınca anlattılar bana. Ben bayılınca içimdeki şerle ortaya çıkmış. Selim Hoca onu benden uzaklaştırmaya çalışmış. Baya bir uğraş sonrasında o şerle çıkmamaya direnince Selim Hoca onu yakmış. İçimde bir rahatlık hissediyordum. Başım ve göğsüm ağrımıyordu. Artık kurtulmuştum. Allah'a dua ettim. Allah kimseye o mahluklarla bırak aynı bedende olmayı, onları görmeyi, hissetmeyi bile nasip etmesin. Nihayet hayatım normale dönmüştü. Aradan iki gün geçince babam da eve geldi. Benim boynuma sarılıp, oğlum affet beni. Benim yüzümden senin de canın yandı. Yere batsın tarlası parası pulu. Benim en kıymetli varlığım senmişsin. Bunu senden ayrı kalınca anladım dedi. Ona yaşadıklarımı anlattım. Çok üzüldü ama geçti baba. Selim Hoca iyileştirdi beni dedim. O gün evden dışarıya çıkmadık. Babam, ben, amcam, annem birlikte oturduk. Olanların bitmesine şükrettik. Akşam olmuş. Yatsı ezanı okunmuştu. Ezan bitince kapımız çaldı. Babam camdan baktı. Bu cami hocasıydı. Hoca gelmiş hayırdır inşallah diyerek dışarıya çıktı. Kapıyı açtı. Konuşmaları duyuyordum. Seni iyi gördüm oğul. Toparlamışsın bayağı kendini. Bunun şükrü için. Haydi bakalım kardeşini de al gel camiye gidelim birlikte. Namazlarımızı kılalım dedi. Babam da tamam hocam bir abdest alıp gelelim. Kardeşime de haber vereyim dedi. Hoca abdesti camide alırsın. Damak bile geçer evlat. Çağır kardeşini de gidelim dedi. Amcam sesleri duyuyordu zaten. Üstüne ceketini alıp çıktı. Annem kapıyı kilitleyip içeriye geldi. Uzun bir süre olmuştu babamlar gidelim artık yavaş yavaş merak etmeye başlamıştık. Neredeyse iki saat olmuştu. Lafa mı daldılar acaba diye düşünürken şiddetli bir şekilde kapı çalındı. Annem kapıya yöneldi. Kapıdaki hocaydı. Annem hocanın arkasına baktı ve ''Hocam eşim ve kaynım nerede?'' dedi. Hoca anneme bakarak ''İçeri gir kızım, içeri gir'' dedi. Hoca da içeri girdi. Çok korktuğu gözlerinden belliydi. Hoca salona gelip ''Kızım ne oldu söyle bana'' dedi. Annem, hocam siz geldiniz. Eşime ve kaynıma namaz kılmak için camiye gelin dediniz. Onları alıp gittiniz. Hatta evde abdest bile almalarına izin vermediniz dedi. Hoca anneme bakarak, o ben değildim kızım. Oyuna gelmişsiniz. Onlar Marit kabilesinin cinleri. Eşin anlaşmayı bozmuş hastanede. Onlarda da yapılan anlaşma bozulmaz. Bozulursa anlaşmayı bozan kişi bunu canıyla öder dedi. Annem ağlamaya başladı. Ben de çok korkuyordum. ''Ne yapacağız şimdi hocam? Yardım edin bize.'' ''Kocamı nereye götürdüler? Ne yapacaklar ona?'' dedi. ''Hoca sakin ol kızım. Daha erken gelecektim. Kocanı ve kaynını gördüm. Çam tarlaya doğru gidiyorlardı. Ama isteyerek değil, onları birileri çekerek götürüyordu ve çok hızlılardı. Peşlerinden gittim. Beni atlatmayı başardılar. Yetişemedim onlara. Çam tarlaya geçince heybe derisinin yanında kalabalık bir gruba katıldılar. Kara çarşaflı onlarca varlık vardı. Tek başıma onlara karşı gelemedim. İçlerinden birisi bana bakıp "Sana da sıra gelecek." dedi ve ortadan kayboldular diye söyledi hoca. Annem ağlamaya, yakınmaya başladı. Hoca dualar okudu ve bir anda ev sallanmaya başladı. Hoca pencereden dışarıya baktı ki "Aman Allah'ım." dedi. Pencereyi, perdeyi kapattı. Bize bakarak "Ne olursa olsun dışarıya çıkmayın." dedi. Tam o esnada babamın sesini duydum. Oğlum ben geldim kapıyı aç diyordu. Ben olduğum yerden fırladım. Kapıya koştum tabi. Hoca kolumdan tutup hayır oğlum o baban değil uzak dur kapıdan dedi. Ben ama babamın sesi dedim. Bizimle oyun oynuyorlar oğlum. İnan bana o baban değil dedi. Saatlerce dışarıdan sesler, yalvarmalar, ağlamalar kesilmedi. Kimi zaman sanki evi sallıyorlar. Kimi zamansa kulakları sağır edecek şekilde çığlıklar ve çirkin kahkahalar atıyorlardı. Bir süre sonra sesler kesildi ve yine telaşlı bir şekilde kapı çaldı. Bu amcamdı. Hoca bizden önce kapıya yöneldi. Kapıyı açmadan amcama seslendi. Sen kimsin dedi. Amcam benim. Ne olur açın kapıyı. Allah aşkına açın dedi. Hoca kapıyı açtı. Amcam kanter içinde kendini içeri attı. Hoca amcamın koluna girerek onu salona getirdi. Ne oldu sana oğul dedi. Amcam konuşamıyordu. Hoca cebinden bir demet ot çıkardı ve onu yaktı. Bu dumanı içine çek evlat dedi. Amcam elleriyle ağzını ve burnunu kapattı. Bir anda hocaya saldırdı ve onu yere yatırdı. Annem ve ben ne olduğunu anlamadık. Amcam hocaya öl gavur tohumu öl diyor. Var gücüyle hocanın boğazını sıkıyordu. Annem bana sarılmış orada öylece amcamın ya da amcam sandığımız kişinin hocayı öldürmesini gözyaşları içinde seyrediyorduk. Tam o sırada Salona küçük bir kız çocuğu girdi. beyaz bir teni vardı. Oyuncak gibi bir kızdı. Ellerini havaya kaldırıp sertçe yere vurdu. Amcam kılığındaki kişi o kıza döndü ve kızın üstüne gitti. Anlamadığım bir dille bir şeyler söyleyerek o ağırlık kıza yaklaşınca uzun boylu siyah çarşaflı çirkin gözleri ateş kırmızısı olan bir mahluğa dönüştü. O kız o şerlinin bacağından tuttu ve hızlı bir şekilde odadan dışarıya çıkardı onu bahçeye sürükledi. O şerli, o kocaman varlı, küçücük kız bir kumaş parçası gibi fırlatıp attı. Daha sonra içeriye Selim Hoca girdi. Yanında o kızla birlikte. "Annem, hocanın yanına gitti. İyi misiniz?" dedi. Hoca kendine gelmişti. Selim Hoca'ya bakarak, "Hocam Allah sizden razı olsun." dedi ve "Zümra, senden de Allah razı olsun." diye söyledi. Gidip o küçük kızın saçlarını okşadı. Ben hiçbir şey anlamamıştım. Şaşkınlıkla olanlar izliyordum. Bizim hoca yani imam efendi Selim hocaya bakarak hocam o şerli Allah'ın adını aldı ağzına. Yoksa ona kapıyı açmazdım dedi. Selim hoca onlar mağrit cinleri. Allah'ın peygamberin adını insanları kullanmak için kullanırlar. Dört büyük kitabın dördünü de ellerinde tutabilirler. Onlar şerlilerin en sahtekar olanlarıdır evlat dedi. İki hoca bunları konuşurken o küçük kız pencereden gözünü ayırmıyordu. İmam Efendi yani Faruk Hoca Selim Hoca'ya bakarak siz nereden bildiniz orada olduğumuzu hocam dedi. Selim Hoca Zümra kızımı anlattı bana dedi ve Zümra'ya baktı. Zümra ise camdan dışarıya bakıyordu. Selim Hoca Zümra'ya onu al getir buraya dedi. Zümra bir anda dışarıda belirdi. Aradan fazla zaman geçmedi. Üç dakika sonra kapı çalındı. Selim Hoca ve Faruk Hoca kapıyı açmaya gitti. Ben de gittim. Selim Hoca Arapça bir şeyler söyledi ve Kapı kendiliğinden açıldı. İçeriye Zümra ve amcam girdi. Amcam bir haldeydi. Faruk Hoca amcamın yanına gidip onun koluna girdi ve onu salona getirdi. Zümra ve Selim Hoca da içeriye geldi. Selim Hoca amcama oğul anlat neler oldu dedi. Amcam konuşamıyor kekeliyordu. Selim Hoca yeniden anlat oğul. Önce Allah'tan izin al onlardan korkma. Allah'ın izniyle konuş oğul dedi. Az önce kekeleyen amcam bülbül gibi konuşmaya başladı. Amcam anlatıyor. Far Koca gelip bizi camiye davet etti. Biz de çıktık camiye gideceğimizi sanıyorduk. Evden çıkar çıkmaz dört tane kara çarşaflı varlık kollarımıza girdi bizi sürüklemeye başladı. Çam oraya götürdüler. Oradan da heybe deresine götürdüler. Orada bulunan bir kalabalığa karıştık. Beni ikisi tuttu. Diğerleri abimin üstüne çuğlandı. Ona işkence yapıyorlardı. Kimisi ısırıyor, kimisi yüzüne tükürüyor, Kimisi ona ölü hayvanlar yedirmeye çalışıyordu. Ben gözlerim kapattıkça, yanındaki şerli keskin tırnaklarıyla gözlerimi açıyor. İzle çamurdan olma diyordu. Bu böyle uzun bir süre devam etti. Daha sonra bizi alıp buraya getirdiler. Abim kendinde değildi. Konuşmuyor, gözlerini açamıyordu. Öldü sanmıştım. Şerlerden birisi uyan Ademoğlu dedi ve abim yine uyandı. Acı çekiyordu ama onlar bundan çok zevk alıyordu. Sonra bu küçük kızı gördüm. Yanımıza geldi. Bana bakıp korkma dedi. O yanındaki şerlilere bakarak sizin anlaşmanıza bu Ademoğlu dahil değil. Bunu bana vereceksiniz dedi ve kolumdan tutan iki şerli beni yere bıraktı. Sonra da buraya geldim işte dedi. Annem Selim Hoca'ya hocam eşime ne olacak dedi. Selim Hoca onlarla konuşacağım. Anlaşmayı başka bir şekilde bitirmeye çalışacağım. Siz evden çıkmayın dedi ve Zümra'yı da yanına alarak dışarıya çıktı. Dışarıda yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra içeri girdi. Yanında babam vardı. Babam bitik bir haldeydi. Onu hemen kanepeye yatırıp tütsü yaktı. Başucuna koydu. Faruk Hoca, kör Selim Hoca'ya hocam anlaşma ne oldu dedi. Selim Hoca parmağını gösterdi. Selim Hoca'nın parmağında bir tane yüzük vardı. Artık o yüzük yok olmuştu ve yanında Zümra da yoktu. Zümra Müslüman cin kabilesi olan Nusaybin kabilesinden bir cinmiş. Selim Hoca anlaşmayı bozmak için Zümra'nın mühürlü olduğu yüzüğü onlara vermiş. Faruk Hoca, hocam çok üzüldüm dedi. Selim Hoca üzülme evlat. Zümra beni terk etmez. O yüzük sadece bir bağ. Zümra'ya onlar zarar veremezler. Nusaybin cin kabilesine haber verdim. Zümra'yı geri alacaklar. Yeri ve zaman gelince inşallah. Zümra muhakkak geri bana dönecek. Önemli olan anlaşmanın artık bitmiş olması dedi. O geceyi hep beraber geçirdik. Sabah ile birlikte amcam da babam da kendine geldi. Babam konuşamıyor, kekiliyordu. Selim Hoca bunun zamanla düzeleceğini söyledi. Amcam babama oranla daha iyi durumdaydı. Aradan iki hafta geçti. Babam kendisini biraz da olsa topladı. Namazını kılmayı hiç eksik etmedi. O tarlayı satıp parasını camiye bağışladı. Hayatımız normale dönmüştü ama bunun en büyük etkisi bende kalmıştı. Konuşmak istediğim zaman konuşuyordum ama İçimden hiç konuşmak gelmiyordu. Aradan tam 24 sene geçti. Annem ve babam yaşlandı. Amcam o olaydan sonra köyde durmak istemedi, şehre gitti. Ben evlendim, çocuğum oldu. Babam hala bazen derin derin boşluğa dalıp gider. Ailemi terk etmedim, yanlarında kaldım. Hani her baba çocuklarına gençliğini, çocukluğunu anlatır ya. Benimki pek anlatılacak bir hikaye değil. O yüzden sizle paylaştım dilsiz bayramın dilsiz olun istedim. Ne yazık ki onlar var ve gerçekler. Allah bizi onların şerrinden korusun. Amin. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.